Sevgili seyirciler, selamlar, sevgiler HRT ekranlarından. Depremin yıkım merkezi Antakya'dan. Birkaç gündür söylemiyorum. Vatandaş arıyor beni. Ali Bey diyor, niye demiyorsun artık? Depremin yıkım merkezi Antakya'dan, depremin yıkım merkezi Defne'den, deprem bitti mi yoksa diyorlar. Depremin olumsuz etkileri bitti mi? Yok canım, bitmedi yani. Nerede? Keşke bitse, biz de söylemezsek. Geçen hafta zaten yoktum biliyorsunuz. Dün unuttuk herhalde, söylemedik. Unutulacak bir şey değil elbette. Yani Antakya'da ve Defne'de olup bitenler unutulacak gibi değil. Ama insanız tabii. İnsan olunca da bazen ne oluyor? Es geçiyorsun ya da unutuyorsun, aklına gelmiyor vesaire. Şimdi en çok yaşanan olumsuz şey Antakya'da ne derseniz, yani asbest madde biliyorsunuz şu anda karışmış havaya, karışmış vaziyette. Birkaç yıl sonra biz bunun olumsuz etkilerini görmeye başlayacağız. Ben demiyorum, bilim adamları diyor. Kanser vakaları patlayacak diyor Antakya'da, Defne'de. Patlayacak ne demek? Çok ciddi artış gösterecek demek. Zaten hepimizde bugün itibariyle dahi böyle boğazda bir yanma, sürekli bir kaşıntı falan gibi değil mi? Sürekli var. Yani evinizdeki pencereyi açıp ya derin bir nefes alayım şu dışarıdan diyemiyorsunuz. Deme şansınız yok zaten. Yani yok. Depremin yaşandığı ilk günden bugüne değişen çok şey olmadı bu alanda. Elektrik kesintileri her gün onlarca, bak onlarca ileti alıyoruz. Elektrik falan mahallede yok, falan ilçede yok, falan bilmem ne de yok. Yani 2 yıl geçmiş depremin üzerinden ya. Ya eğer bir elektrik meselesini halledememişsek biz, yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Elektrikle ilgili çok mesaj geliyor dedim ya, birazdan yine var. Yani sizden gelen haberler arasında var. Onu da size direkt aktaracağız zaten. Ama önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile başlayalım. Ali Yerlikaya, aralarında Hatay'ın da olduğu toplam 18 ilde yasa dışı terör örgütü, yasa dışı vahşi örgüt, böyle daha uygun oldu değil mi? Yasa dışı vahşi örgüt, IŞİD'e karşı, DAEŞ'e karşı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. 18 ilde düzenlenen bu operasyonlarda, aralarında Hatay'da var, 54 kişi gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece kaçı efendim? 20'si tutuklandı. 18 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 54 kişiden 20'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen GÜRZ-26 operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor açıklamasını yaptı. Bakan Yerlikaya, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları, TEM Şube Müdürlüklerince DAEŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-26 operasyonları düzenlendiği ifadesini kullandı. Yerlikaya, yaz kış gece gündüz demeden güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle dedi. Aralarında Hatay'ın da olduğu, yani Fethullahçı terör örgütü söz konusu olduğunda Hatay eksik olmuyor. Depreme rağmen eksik olmuyor. Terör örgütü DAEŞ, IŞİD, yani ne demek istiyorsan de adını onun. Bir de o söz konusu olduğu zaman
Hatay illa işin içinde oluyor. Yani böylesine bir bölgede yaşıyoruz bir. Deprem bir taraftan yasa dışı terör örgütlerinin yuvalanma alanı olarak kabul edebileceğimiz ne yazık ki bir yerleşim birimindeyiz. Söylemiş olalım ve devam edelim. Hassa ilçesine gidelim. Hatay'a bağlı Hassa ilçesinde park halindeyken kendi kendine yanan bir tır itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ancak tır ne yazık ki kullanılamaz hale geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeyken yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akbez Mahallesi'nde park halindeki Gaziantep plakalı tır yanmaya başladı. Kısa sürede aracı saran alevleri gören sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi. Şimdi geldik. Biraz şişmiş gibi görünüyorum değil mi? Bak şişmişim biraz buradan böyle. Bunun nedeni yani evet 2-3 kilo fazlam var. Bu arada onu söyleyeyim. Fakat esas bu şişmenin nedeni, şu anki şişmenin nedeni fanila giymiştim ben. Beyaz bir fanila. Rengi beyaz. Dedim ki gençlere bizim Ali'ye, Can'a falan. Ya dedim bu fanilayı çıkartmadan gömleği giysem üzerine. Şimdi kim çıkaracak dedim. Fanilayı çıkar. Gömleği giy, bir daha gömleği çıkar, bir daha fanilayı giy. Valla böyle oldu. Yani bir fanilayı giymekten, çıkarmaktan ve giymekten üşeniyoruz. Bu durumdayız. Yahu, yani yaşama şeyi kalmadı, hevesi kalmadı. O tat kalmadı. Böyle mi çıkmışsın, şöyle mi çıkmışsın, ne olacak diyorsun yani. Artık o duruma geldik yani. Antakya'da yaşıyorsan bir bedeli var. Bedeli bu. Biz depremin ilk gününden bu yana buradayız. Bir saat bile ayrılmış değilim Antakya'dan, Defne'den. Televizyon da bir ay sonra yayınlara başladı zaten. O esnada da biz internet üzerinden yayın yapıyorduk. Sizlere ulaşmaya çalışıyorduk. Sonra televizyon zaten bir buçuk ay sonra yayına girdi. Ayrılmadık, ayrılamadık yani. Ama burada her şeye rağmen Antakya'yı terk etmeme, Defne'yi terk etmeme onuruna, bir onur benim için evet. Eriştiysek de ama burada kalmanın da bedeli var. İşte o bedeli de yaşıyoruz. Nedir? Yaşayacağız ya da önümüzdeki süreçte o asbest denen madde, kanser vakalarının patlaması vesaire. Buradaki bir sürü bürokrasi işleriyle uğraşmak, belediyelerle, rezalet yerler belediyeler. Belediyelerle uğraşmak, işte efendim AFAD'la uğraşmak. Enerji sayla uğraşmak, çevre şehircilikle uğraşmak, hepsi birer bela. Vatandaş ulaşamıyor, seni arıyor. Ulaşamaz ki, nasıl ulaşacak zaten oralara yani. Şimdi ne diyelim, siyaset diyelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün salı günü mü? Bugün salı günü, grup toplantısında konuşmuş anladığım kadarıyla. Hatay'da konut oranında verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatıyor. Ne demişti Sayın Erdoğan? Bir yılda bizi seçin dedi. Bunlar yapamaz dedi. Ben dedi bir yılda 650 bin konut yapacağım. Depremin birinci yılında herkes evine geçecek dedi. Olmaz dedik. Yapamazsın dedik. Hesap da ortada ama sırf vatandaşı kandırıp depremzedenin umutlarını çalıp seçimi kazanmak için böyle bir yalan atmayın dedik, ısrarla söylediler. Seçimden sonra rakamları değiştirmeye başladılar. Sonuç, şu ana kadar teslim edilen konut 130 bin, %20. Bütün deprem bölgesinde 5 depremzededen 4'ü, bir yıl sonra değil, 2 yıl sonra 5 depremzededen 4'ü çadırda ya da konteynerde kalıyor. Peki, bu durum Hatay'da nasıl derseniz, Hatay'da söz verilen konut sayısı 256 bin, teslim edilen 26 bin, oran Hatay'da %10. Hatay dışındaki illerde teslim edilen konut oranı %30, Hatay'ı katınca %20'ye düşüyor,
Hatay'da %10. Deprem bölgesinde herkes mağdur ama en çok da Hatay mağdur. Hem Hatay'a verilen hem de diğer 9 ilimize verilen konut sözünün tutulmadığını ve bu tutulmayan sözüne göre daha önceden verilen sözü tutmak üzere de hiçbir tedbir alınmadığını ve bu hesapla 9 ila 10 yıl arasında tüm depremzedelerin konutuna geçebileceği hesaplanıyor. Bu kabul edilebilir bir mesele değil. Bu konuda hızla önlem alınması, inşaat kapasitesinin bir şekilde arttırılması ve insanların çadırdan, konteynerden kurtarılması gerekiyor. Ve mücbir sebep işte 30 Kasım'da sona erecek. 1 Aralık'la beraber Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere depremin en çok etkili olduğu iki ilçe Antakya ve Defne başta olmak üzere Hatay'da artık sıkıntılar başlayacak. Yeni bir ödeme takvimi çıkacak esnafa, iş insanlarına vesaire. Peki bir şey değişti mi Antakya'da, Defne'de? Ne değişti? Antakya'da, Defne'de ne değişti de mücbir sebebi uzatmıyorsunuz? Ne değişti abi? Ticaret mi başladı burada? İnsanlara konutlarını verdiniz, evlerinde mi oturdular? Caddeler, sokaklar tamam, elektrik tamam, su tamam, internet tamam falan filan. Beni Ankara gibi sayıyorsun, İstanbul gibi sayıyorsun, bilmem Adana gibi sayıyorsun. Benim birçok şeyim eksik ama aynı vergiyi alacaksın, aynı koşulları uygulayacaksın bana. Ya işte bunu gündemine alan isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe. Genel merkezde bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve mücbir sebebin en az 3 yıl daha uzatılması gerektiğini söyledi. Özellikle iş dünyasının yakından takip ettiği deprem bölgesine yönelik vergisel düzenlemeler acilen çözüm bekliyor. Bu ayın sonunda 30 Kasım tarihinde sona erecek olan mücbir sebep süresinin uzatılması talebi şiddetli bir biçimde bütün kesimler tarafından dile getiriliyor. Hem iş dünyası hem esnaf bu sürenin mutlaka uzatılmak zorunda olduğunu, çünkü buradan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını çok açık bir biçimde ifade etmiştir. İşte örneğin Maraş'ta ziyaret ettiğimiz 21 metrekarelik bir konteynerde hizmet veren bir esnaf, bizim uğradığımız gün ki akşam saatleriydi, o gün içerisinde sadece 2 adet gömlek sattığını, günlük cirosunun o gün için sadece 600 lira olduğunu, bununla hem evinin ihtiyacını hem dükkanının masraflarını karşılamak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Bu halde bulunan bir esnafın 30 Kasım'dan sonra maliyeye gerekli beyannameleri vermesi, vergilerini ödemesinin mümkün olmadığı çok net bir biçimde görülüyor. Dolayısıyla mücbir sebep uygulamasının en az 3 yıl süreyle uzatılması bir zorunluluktur, ekonomik bir zorunluluktur. Maalesef iktidar bu süreyi şimdiye kadar üçer aylık süreler halinde uzatıyor. Ama üçer aylık süreler belirsizliği artırdığı için bu uzatımın bir kez ve 3 yıl yapılmasının ekonomik bir zorunluluk olduğunu ifade etmek isterim. Bu yöndeki talepler çok güçlü. Ama maalesef 30 Kasım'a şurada az bir süre kalmasına rağmen bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağı bile henüz iktidar tarafından kamuoyuyla paylaşılmış değildir. Bu belirsizlik durumu Türkiye'de iş yapmayı zorlaştırıyor, ekonomik konularda karar almayı da ciddi şekilde sıkıntılı hale getiriyor. Aynı isim Yalçın Karatepe, CHP Genel Başkan Yardımcısı, geçtiğimiz hafta bütün aslında yurdu ziyaret ediyorlar, yurttaki illeri ziyaret ediyorlar, işte sorunlar nedir, ne değildir falan. Diyeceksiniz ki bir şey çıkar mı, bir şey çıkmaz ama yani ziyaret ediyorlar işte, siyasetçi bunlar. Ziyaret edecekler elbette. Bu kapsamda deprem bölgesine de geldiler. Hazırlanan rapordan aslında bir alıntı bu. Deprem bölgesindeki hibe ve kredi desteğinin en az 1 milyon 250 bin lira olarak güncellenmesini istedi. Biliyorsunuz bu rakam 750 bin, 1,5 milyondu. Deprem bölgesinde yaşanan sorunların şiddetli bir biçimde devam ediyor olması, depremin üzerinden yaklaşık 21 ay geçmiş olmasına rağmen depremin etkilerinin henüz ortadan kaldırılamamış olması büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntüye yol açıyor.
Kahramanmaraş'ta, Malatya'da ve Gaziantep'in depremden etkilenen bölgelerinde görüyoruz ki depremin izleri bütün şiddetiyle devam ediyor. Hala yıkılmamış olan, ağır hasar almış olan binaların varlığı, konteynerde yaşayan yüz binlerce insanın içinde bulunduğu durum, hatta bazı bölgelerde çadırlarda bu soğuk kış koşullarında hayatını geçirmek zorunda kalan depremzedelerin varlığı kabul edilebilir bir şey değil. 21 ay çok uzun bir süre. Bu süre zarfında çok şeyin yapılmış olması gerekirdi. Ama görüyoruz ki iktidar bu konuda gerekli mesafeyi alamamış, sorunlara çözüm üretememiştir. Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm talep eden vatandaşlara sunulan bir hibe ve kredi olanağı vardı. Hatırlayacaksınız, depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yaptığı açıklamada eğer yerinde dönüşümü tercih ederse depremzede vatandaşlarımız kendi konutlarını kendileri inşa etmek isterlerse onlara 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi imkanı sunulacağından bahsetmişti. Bu rakam 21 ayın öncesinin rakamı. Son 21 ayda ya da kabaca 2 yıllık dönemde enflasyonun ne kadar yüksek seyrettiğini, özellikle inşaat maliyetlerinin ne kadar hızla arttığını dikkate alırsak, burada sunulan 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi desteğinin yetersiz olduğunu, bu tutarların 1 milyon 250 bin lira olarak güncellenmesinin, oralarda yapılacak konutların maliyetinin ancak karşılanmasına imkan vereceğini hatırlatarak, bu tutarın bu şekilde güncellenmesinin önemli olduğunu sizin dikkatinize sunarım. Ben sunumu... Ve CHP Hatay Milletvekili Avukat sevgili Servet Mullaoğlu. Mullaoğlu, Reyhanlı ilçesinde bir konteyner yangını olmuştu, hatırlayacaksınız. O söz konusu konteyner yangınının yaşandığı yere gitti. Orada ziyaret etti aileyi. Yaşananları kendi gözleriyle gördü, siyasetçi gözüyle. Altyapıyı eleştirdi. Konteynerin içindeki boş yangın tüpünü eleştirdi. Yani o yangın tüpü dolu olsaydı belki de bu yaşanmayacaktı ya da küçük çapta kalacaktı. Onlara dikkat çekti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Üçtepe mahallesi Çatalhöyük geçici konaklama merkezinde 12 Kasım tarihinde yangın çıktı. Yangın kısa zamanda yan konteynerlere de sıçradı. 3 konteynerin yandığı olayda can kaybı yaşanmadı. Yangın çıkan bölgede incelemelerde bulunan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Konteynerin yanma nedeninin elektrik tesisatlarının kötü durumda olmasından kaynaklandığını söyleyen Mullaoğlu, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını ve vatandaşların elektronik eşyalarını kullanmaya korktuğunun altını çizdi. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen su akıtan konteynerlarda yaşamaya devam eden insanlar olduğunu, yağmur öncesi branda dağıtımını bile organize edemeyen bir iktidarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Mullaoğlu, elektrik tesisatları kötü durumda. Yangın tüpü var ama boş olduğunu öğrendik. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bu yangın daha büyük felaketlere neden olabilir. Halkın güvenliğini tehdit eden bu koşullar derhal düzeltilmeli şeklinde konuştu. Sadece elektrik tesisatlarının değil aynı zamanda su sızıntıları ve diğer altyapı eksikliklerinin de büyük sorun yarattığını belirten Mullaoğlu, 2 yıl önce yapılan konteynerlerin hala su sızdırdığına dikkat çekti. Mullaoğlu, yağmur mevsimi öncesi bölge halkının yaşadığı bu zorlukların göz ardı edildiği ve bunun tehlikeli sonuçları olacağını belirterek iktidarın temel yaşam koşullarına yönelik çözüm üretme noktasında yetersiz kaldığının altını çizdi. Bir şeye dikkat çekmiş Servet Bey. Elektrik tesisatları kötü durumda konteynerda. Elektrik yok zaten yani. Kötü olsa ne olur, iyi olsa ne olur. Elektriğin olmadığı bir yerde elektrik tesisatının bir önemi olmuyor. Yani diyelim ki tesisat iyi, elektrik yok. Yok. Ya arkadaşlar yok. Hani abartmıyorum, elektrik yok. 2 gün 3 gün elektriksiz olan yerleşim birimleri var. Bu 2-3 gün önce yaşanan fırtınada, sağanakta falan 2-3 gün ya. Allah'tan korkun ya. Ondan sonra arıyor, bağırıyor, çağırıyor falan filan bilmem ne ya. Ne yapalım abi? Ne yapalım yani? Yıl 2024. İşte 2025'e gireceğiz. Bir yerleşim birimine 2 gün ya 48 saat elektrik verememek ne demek ya?
Ya gülerler size ya. Zaten gülüyorlar yani. Gülerler size. Evet, mücbir sebeple ilgili bir açıklama daha geldi Hatay ve Adana meslek odalarından. Hatay ve Adana Akademik Meslek Odaları yıkılmış şehir Antakya'da bir araya geldi. Açıklamada depremin ardından kentlerimizin bir yılda ihya edilerek yeniden ayağa kaldırılacağına dair popülist söylemler yetkili kişiler tarafından birçok kez dile getirildi. Ancak geldiğimiz bu süreçte insan onuruna yaraşır nitelikli geçici barınma alanlarının bile sağlanmadığı, insani temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı bir dönemden geçmekteyiz. Mücbir sebep uygulamasını bile sürdürmek istemeyen, bu yasal hakkı insan yaşamını merkeze alarak değerlendirmek yerine vergi gelirini öne süren yönetim anlayışı 11 ili kapsayan ama Hatay'ın birçok ilçesini yerle bir eden depremin gerçek sonuçlarını görmemekte ısrar etmektedir denildi. Açıklamayı meslek odaları adına Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Güney Yılmaz okudu. Açık şekilde ifade ediyoruz ki yıkım yaşayan kentlerimizin ihtiyacı olan rezerv alan adı altında konut üretmek değil, kenti tüm sektörleriyle birlikte ele alacak ve yakın çevresiyle birlikte uzun vadeli gelişimini de yönlendirecek akılcı ve katılımcı bir yaklaşımla üretilmiş planlama çalışmalarıdır. Bölgenin bütüncül bir şekilde ele alınması, tüm taraflardan görüş ve öneriler alarak yeni bir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma planı hazırlanması gerekmektedir. Sadece mücbir sebep ilan etmek, vergi ve sigorta primlerini bir süre ertelemek bu devasa sorunun çözümü de çok küçük bir parçadır. Halkın sağlık ve eğitim hakkını savunmak, ucuz, ulaşılabilir ve kesintiye uğramayan enerji ve iletişim hatlarına sahip olmak, şehir içi ulaşımda raylı sistemleri, metroları esas almak, güvenli barınma alanları inşa etmek, doğayla uyumlu bir çevre talep etmek bu planlamaların temellerini oluşturmalıdır. Ayrıca Hatay'ın tarihsel, kültürel mirasının korunması, tarihi yapılarının aslına uygun olarak restorasyonu, kentin hafızasının silinmemesine özen gösterilmesi, çok kültürlü demografik yapısının korunması için geri dönüş konusuna özel önem verilmesi gerekmektedir. İskenderun diyeceğiz ve İskenderun'da MCG Tower diye bir apartman, yüksek katlı bir bina yıkıldı ve orada 14 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi savcılık, yani yargı, diyor ki kamu görevlileri var. Bu kamu görevlilerinin yargılanması gerekiyor orası için. Fakat İskenderun Kaymakamlığı ilginç bir şekilde bu kişilerin yargılanmasına müsaade etmiyor. Depremde Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan MCG Tower'da depremde yıkıldı. 14 kişi yaşamını yitirdi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu binanın çökmesi neticesinde gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarında bir kısım kamu görevlilerinin yüksek kat yapılaşmasına imkan verildiğinden kusurlu oldukları iddiasına ilişkin İskenderun Belediye Görevlisi İnşaat Mühendisi TB ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti. İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder imzalı 11 Kasım tarihli kararda İskenderun Belediye Görevlisi İnşaat Mühendisi TB hakkında soruşturma izni verilmedi. Karar ailelere yeni tebliğ edildi. Kararda Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna atıf yapılarak soruşturma izni verilmemesine karar verildi. İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder 3 Kasım 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İskenderun Kaymakamlığı'na atanmıştı. 8 Kasım'da göreve başlamıştı. Önder göreve başladığına dair yayınladığı mesajda 6 Şubat depremlerini hatırlatarak yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine bağlı, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, karşılaştığımız sorunları taraflarıyla konuşarak, görüşerek, istişare ederek çözmeye çalışmak olacaktır. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerini hep beraber yaşadık. Bu vesileyle asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Başta depremin izlerini ortadan kaldırmak ve devam eden ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandırırken halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Allah yardımcımız olsun. Allah bizleri mahcup etmesin inşallah demişti. Ya diyeceğiz ya, yani kaymakamlıklara, valiliklere ya niye müsaade etmiyorsun, niye? Niye? Abi tam tersine ya,
Yargı isim vermeden sen gönder de ki bunlar da yargılansın. Suçu varsa yargılansın, cezasını çeksin. Suçu yoksa yoktur zaten yani. Niye izin vermiyorsunuz? Mesela İskenderun Kaymakamı Muhittin Muhammed mi? Muhammed Önder Bey. Niye izin vermiyorsunuz Sayın Kaymakam? Ha, merak ettiğim için soruyorum yani. Niye izin vermiyorsunuz? Nedir yani, mesele ne? Yargı diyor ki gelsinler ifade versinler. Siz hayır diyorsunuz. Mesele ne yani Sayın Kaymakam? Muhammed Bey. Ne güzel de bir isminiz var değil mi Muhammed? Ne güzel de bir isminiz var. Umarım uygulamalarınız da böyle güzel olur diyorum. Ve bir başka davaya gidiyorum. Bu kez Gaziantep diyeceğiz. Gaziantep'te 6 Şubat'ta yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında müteahhitler gönülden ayrılan dosyanın ilk duruşması görüldü. Firari sanık müteahhitler A.D. Sever ve H.H.S. duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının güvence talebini reddetti. Sanıklar hakkında yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Depremde Gaziantep'in Nizip ilçesinde sadece Furkan Apartmanı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 51 kişi yaşamını yitirdi. 19 Temmuz'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar F.Ö. ve E.Ö. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat, sanık Fenni Mesul Y.Ş.Y.'ye indirim ile 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Firari sanık müteahhitler ADS ve HHS'nin dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Firari sanıklar Sever kardeşlerin ayrılan dosyasının ilk duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Firari müteahhitlerse duruşmaya katılmadı. Müşteki ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını ve bir an önce sanıkların yakalanmasını istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerine güvence talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanık avukatlarının güvence talebini reddetti. Sanıklar hakkında yakalama kararının devamında karar vererek duruşmayı 28 Mart 2025 tarihine erteledi. Ve Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı şu dakikalarda İskenderun'da basın toplantısında Sayın Mustafa Masatlı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu kez İskenderun'u seçtiler. Her zaman Antakya'da yapıyordu biliyorsunuz. Bu sefer İskenderun'da yapalım dedi. Tabii biz de buradayız. Burada olduğumuz için ne yazık ki katılamadık toplantıya, Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı'nın toplantısına. Peki o neredeydi? Depremde hayatını kaybeden 408 öğretmenin anısına anıt yapılmıştı. O anıtın açılışında oradaydı. Hem kendisi hem de değerli eşleri Esra Hanım. Oldukça hanımefendi bir hanım Esra Masatlı. Basından uzak, sade bir yaşamı var. O söz konusu anıtın bulunduğu noktada da Mustafa Masatlı Hatay Valisi bir açıklama yaptı. Hatay'da 6 Şubat'ta yaşamını yitiren 408 öğretmenin isimlerinin yer aldığı anıt yapıldı. Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İl Müdürü Harun Tüysüz ve şube müdürleriyle görüştü. Masatlı çifti ve diğer ilgililer daha sonra müdürlük bahçesine Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 408 öğretmenin anısına yapılan anıtı ziyaret etti. Katılımcılar afette yaşamını yitiren öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde dua etti. Vali Masatlı, 408 eğitim sevdalımızın anısına bir anıt yapıp onların isimlerini burada yaşatmak istedik dedi. Bizim eğitim sevdalılarımız da vardı. 408 eğitim sevdalımız da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybettiler. Biz kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları kalben şükranla anıyoruz. Bu bölge afetin en çok vurduğu bölgelerden bir tanesidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kısmen hasar almıştı. Biz de burayı süratle onardık ki biz bu topraklarda, bu coğrafyada tekrar filizlenmenin, tekrar yeşillenmenin eğitimle, insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyor idik. Binamızı gerekli onarımdan geçirdikten sonra da bu 408 eğitim sevdalımızın anısına da bir anıt yapıp onların isimlerini burada yaşatmak istedim.
İşte geldi elektrik kesintileri, elektrik meselesi hep diyoruz ya. Bakın bu sizden gelen bir Hataylı'nın çektiği video, bize gönderdi. Elektrik kesintiden şikayetçi. Hataylı depremzedeler sürekli hale gelen elektrik kesintilerinden şikayetçi. Antakya'nın farklı noktalarında bir mahallede var olan elektrik başka bir mahalleye uğramıyor. Vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor. CİMER'e bile başvurdular ancak çözüme ulaşamadılar. O adreslerden biri de Karlısu Mahallesi. Burası hatta Antakya Karlısu Köyü. Burada sürekli bir elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bizim mıntıka şu taraflar, şu bölge böyle. Bizim yani karşı tarafta elektrik her zaman için var. Hiçbir şekilde karşı tarafta elektrik kesilmiyor. Ne bir depremde, ne bir hava şartlarında ya da ne bileyim herhangi bir arızayla hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Karşı tarafta ne zaman baksanız gelip görebilirsiniz kendi gözlerinizle de bu köyde. Hiçbir zaman karşı tarafta elektrik kesilmez. Ama nedendir ki bilmiyorum. Bizim köyde sürekli hat arızası, bilmem ne arızası, sürekli bütün arızalar bu köyde. Burada sürekli elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Hiçbir şekilde burada elektrikten verim alamıyoruz. Her yere aradık, her yere mesaj attık. CİMER'e bile yazdım. Ama sanırım sesimizi duyuramıyoruz bir şekilde. Sesimi nasıl duyuracağımı da inanın artık bilmiyorum. Burada paylaşmaya karar verdim. Lütfen sesimi siz duyurun. Geldik reklamlardan ayağımızın tozuyla Adana'ya gidelim. Adana'da kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla imamı öldürmüştü. İmam, caminin imamı, yani iddia olunur ki öyle diyelim. İmamı öldürdü. O kişi tutuklandı. Adana Yüreğir'de kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla cami imamını öldüren 16 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde cami imamı Tarık Karada 16 yaşındaki M.A. isimli çocuk tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç daha sonra polise teslim olmuş, imamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. İmamın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İmamı öldüren gencin kız kardeşini taciz ettiği için cinayeti işlediği öne sürülmüştü. Taciz edilen 14 yaşındaki kızın şikayetçi olduğu da iddialar arasındaydı. Allah rahmet eylesin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay İl Başkanlığı'nı uzun bir süre yürüttü. Gökhan Durgun diyeceğim. Aynı zamanda 22. dönem Hatay milletvekilliği görevinde de bulundu. Gökhan Durgun yaşamını yitirdi ve ne yazık ki senin yol mu? Arkadaşlar, evet. Yaşlandık artık. Eski gibi okuyamıyorum önümdeki notları. Bir de onu da söyleyeyim size. Selinyol mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi Gökhan Durgun. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay İl Başkanlığı ve 22. dönemde de Hatay Vekilliğini yapan Gökhan Durgun hayatını kaybetti. Durgun toprağa verildi. Eski milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi 26 Kasım Salı günü Selinyol mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi. CHP ve Hatay siyasetinde önemli bir yere sahip olan Gökhan Durgun'un ölümü sevenlerini ve partilileri üzüntüye boğdu. Eski Hatay milletvekili Gökhan Durgun için mecliste cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Durgun'un ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasetçilerle meclis personeli de katıldı.
Törende Gökhan Durgun'un özgeçmişi okundu. Sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törene katılanlar Durgun'un ailesine taziyelerini iletti. Durgun'un cenazesi Hatay'daki Serinyol Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Serinyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Durgun 1957 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Durgun, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 22. ve 23. dönemde CHP'den Hatay Milletvekili seçilen Durgun, evli ve iki çocuk babasıydı. Evet, Allah rahmet eylesin sevgili Gökhan Durgun'a. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve devam ediyoruz. Hem Defne'de hem İskenderun'da kadınlar sokaktaydı. Eyalet! Burada! Nagira! Burada! Münferit değil! Erkek şiddeti! Münferit değil! Erkek şiddeti! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında eylemdeydi. Antakya'da da sokağa çıkan kadınlar depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen hala aydınlatılmayan karanlık sokaklarda yürüdü. Kadınlar bu şehri kadınlar aydınlatacak sloganı attı. İstanbul Sözleşmesi'ni pes ederek 6284'ü etkin uygulamayarak kadınların güvenli ve güvenceli yaşamasına dönük politikalar geliştirmediğiniz gibi var olanlara saldırarak erkek yargının cezasızlığıyla siz besliyorsunuz erkekliği. Sizin şiddeti önleme sorumluluğunuzu yerine getirmemeniz karşısında bizler Jinjiyan Azadi diyerek kadının yaşam ve özgürlük mücadelesini büyüterek çıkacağız. Kadın ve çocuk cinayetleri artıyor. Türkiye'de sadece 2024 Ocak ayından bu yana erkekler 327 kadını öldürdü. En az 39 çocuğu öldürdü. 240 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi. 2023'ün ilk 10 ayıyla kıyaslandığında 2024'te kadın ve çocuk cinayetleri, çocuk istismarı arttı ve daha çok kadın erkek şiddetine maruz kaldı. İskenderun'da da kadınlar bir aradaydı güne özel. Kutluklarımızda, kutluklarımızda bizi ayrıştırmak isteyenlere karşı biz tüm renklerimizde, tüm dillerimizde kadınlar olarak birbirimizle dayanışmayı sürdüreceğiz. Kimse biz... Ve son haberde Hatay Büyükşehir Belediyesi diyeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi hafta sonu il genelinde biliyorsunuz etkili oldu olumsuz hava koşulları. Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen vakalara ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi hafta sonu il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen vakalara karşı anında müdahalelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesindeki birimler 15 ilçede vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirip 63 vakaya ivedilikle müdahale ederek yaşanan sorunları çözüme kavuşturdu. Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası teyakkuza geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Hatsu Genel Müdürlüğü Fen İşleri Makina İkmal, Park ve Bahçe Zabıta Mezarlıklar Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler koordinasyon içerisinde ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışarak vatandaşların yardımına koştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri rögar ve kanalizasyon taşması, kanal ve gider tıkanıklığı, ağaç devrilmesi, yol çökmesi, su baskını, çatı uçması, güneş paneli uçması, yolda su birikintisi, baz istasyonu tellerinin kopması, aydınlatma ve elektrik direği devrilmesi gibi acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale edip sorunları çözmek amacıyla sahada yoğun çalışmalar yürüttü. Ayrıca Hatsu il genelinde sahada aktif faaliyet gösteren 137 araç ve 295 personelle
iletişim hatlarından ve sosyal medya hesaplarından gelen 580 arızaya ivedi şekilde müdahalelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 153 ve 185 çağrı merkezi hatlarından WhatsApp numaraları ve sosyal medya hesapları üzerinden sürekli iletişim sağlayabileceklerini hatırlattı. Ve sevgili seyirciler, HRT Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.